Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Duman grubunun 2013 yılında bizlerle buluşturduğu Darma Duman adlı albümde yer alan söz ve müziği de grubun gitaristi Batuhan Mutlugil'e ait olan çok güzel parça Öyle Dertli adlı şarkını size bugün gitar dersini göstermek istiyorum. Bunu daha çok tabii klasik ve akustikte nasıl çalınır biraz o tarzda göstereceğim sizlere. Şarkı zor değil. Şarkıyı tek zor yapan şey arkadaşlar akor trafiği. O biraz zorlayabilir ve şarkının tonu da zor. Yani Kantankgöz'ün tonu ince. Burada bu şarkıyı mırıldanmak da zor aslında. Çünkü ince olunca çok tizler oluyor. Pes olunca da bayılıyor biraz. O yüzden mırıldanırken vereceğim rahatsızlıktan dolayı belki şimdiden kusura bakmayın diyebilirim sizlere. Bu şarkının bütün akorlarını da arkadaşlar akormatik.com'da hepsini bulabileceksiniz. Ben yine kısım kısım şuraya koyacağım. Ayrıca bu şarkıyı sizlere dersin ortalarında metronomla göstereceğim sizlere. Aklınızda çok daha iyi kalması açısından. Şimdi dersimize geçmeden önce eğer bu kayıt sizler için yararlı olursa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri unutmazsanız çok 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 sevinirim. Ayrıca bana bir de katıl butonuyla destek olan birkaç arkadaşım var. Onların isimlerini bir anons etmek istiyorum. Yavuz Atsız, Levent Coşkun, Erhan Özgen, Sude Cinvalem ve de Kuşale Stüdyo adlı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler bana katıl butonuyla destek olmak istiyorsanız yukarı koyduğum bilgilendirme videosunu izleyip katıl butonuyla bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size önce şarkının bir akorlarını tanıtmak istiyorum. Ha bu arada şarkının o başında çaldığım introsu ve de şarkının ortasına geçen bir yer var. Oranın da tablarını yazdım. Videonun sonuna doğru arkadaşlar tab kısımlarını inceleyeceğiz sizlerle. Önce bir akorları, sözleri, akor trafiğini size anlatmak istiyorum. Şimdi birinci akorumuz arkadaşlar. Bütün akorları barele basacağız bu arada. Çünkü öyle gerekiyor. Birazdan anlatacağım. Ya da anlatayım hemen. Bu şarkı bir rock parçası olduğu için ve de şarkının kimyası gereği. Bu şarkının kimyası gereği arkadaşlar. Yani her rock parçası barele basılır gibi algılanmasın sakın. Sonra linç ediliyorum. Tabii ki rock parçaları da açık akorla basılır ama bu şarkının kimyası gereği kapalı akorlar yani barel akorlar basacağız. O yüzden bütün göstereceğim akorlar barel olacak. Şimdi birinci akorumuz re minör, DM dediğimiz akor. Bunu dediğim gibi açık basmayacağız. DM akorumuz. İkinci akorumuz do akorumuz, C dediğimiz akor. Böyle de basıyorsunuz. Ben böyle basıyorum. Diğer bir akorumuz si bemol, BB dediğimiz akor. BB akorumuz, diğer bir akorumuzsa GM akorumuz, sol minör akorumuz ve la minör, AM dediğimiz akor. İki akor daha var ama o iki akor sözler kısmında geçmiyor. Sadece solo kısmında, o melodi kısmında arkada giden gitarın bastığı akorlar. Bu da fa ve de mi minör, EM dediğimiz akor. Ve bu şarkıyı belki daha güzel yapacak olan şey arkadaşlar, bütün bastığım akorları beşli olarak basmak. Şimdi beşli akorları benim anlattığım çok net bir videom vardı. Onu da yukarı karta koyuyorum. Beşli akor nasıl basılır, nedir? Bunu bilmek istiyorsanız arkadaşlar önce o videoyu izleyip sonra bu videoyu izlerseniz sizler için daha yararlı, kalıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi beşli akor olarak bakarsak akorlarımız nasıl oluyor peki? D 5 akorumuz, C 5 akorumuz, BB 5 akorumuz, si bemol 5 akorumuz, G 5 sol, sürekli 5 demekten sol 5 akorumuz, A 5 akorumuz ve de tabii ki fa 5 mi 5 akorumuz. Yani bunlar 5'li akorlar. Tabii bunu çalarken palmut tekniğiyle çalacağız. Onu birazdan göstereyim sizlere. Şimdi ben önce şarkıyı size bir mırıldanayım arkadaşlar. Metronomsuz olarak. Ve de ritim atarak. Beşli akorla çalma stilini birazdan göstereceğim. Şimdi şarkının başında o melodi var. Orayı 4 kere normal orijinalinde. Ben 2 kere çalıp sözlere gireceğim şimdi. Thank you.
dertli dertli deyip gidiyor arkadaşlar. Şarkının iskeleti bu. Şimdi burada ben size açık akorla bastım. Şimdi bunu beşli akorla nasıl yapacağız? Çok hızlıca hepsini çalmadan onu göstereyim. Şu şekilde. Kanar gibi yaramı dalarım, yanar içim yine de saklarım. Geçmez sözün bir bana geçmez, gücün yetmez. Gücün yetmez. Şimdi şarkının genelini bu şekilde çalabilirsiniz. Beşli akor ve palmut tekniğiyle. Benim palmut tekniğini de çok net olarak, ayrıntılı olarak anlattığım bir videom vardı. Yıldızların Altında şarkısını referans olarak anlatmıştım. Onu da yukarı kartı koyuyorum arkadaşlar. Palmut tekniği nasıl yapılır? Bu videonun konusu değil çünkü çok farklı bir konu. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra bu videoyu izlerseniz yine sizler için daha yararlı olacaktır. Şimdi size metronomla, yani bu şarkının ölçüsüyle anlatmak istiyorum arkadaşlar kısaca. Şimdi bu şarkı 4 dörtlük bir parça ve de temposu BPM'i de 95 arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ben size önce bir metronom olmadan sayarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu şekilde sayılıyor bu parça. Mesela. Kanar gibi yaramı dalarım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şimdi şöyle anlatayım ya da anlayan anladı da şu şekilde anlatayım şimdi mesela. Kanar gibi yaramı da hep bak şöyle. Mesela re minör do bir ölçü, sol minör do bir ölçü, yani 1 2 3 4 1 2 3 4. Alt satıra geçiyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Burada gördüğünüz üzere sol minör bir ölçü çalınıyor. Yani re minör ve do 1 2 3 4 sol minör 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 geçmez sözün bir bana geçmez 1 2 3 4 1 2 3 4. Bunu şimdi metronomla size göstereyim arkadaşlar. 95. Hatta şöyle girelim. Metronomla çalışmanın avantajı arkadaşlar. Şimdi metronomla çalışmanın, BPM'le, tempo ile çalışmanın çok büyük artıları var. Bunu da anlattım. Çok net bir video vardı arkadaşlar bu metronomla çalışmanın. Onu da yukarı karta koyuyorum. Yakın zamanda paylaşmıştım videoyu. Belki izleyenleriniz vardır arkadaşlar. O metronomu dinleyerek bu şarkıyı çalmanız akor geçişlerinin temizliği ve de şarkıyı çok iyi anlama açısından önemli. Şimdi bu şarkı nasıl sayılır? Bunu anlatmaya çalıştım sizlere. Anladığınızı varsayıyorum. Eğer anlamadıysanız lütfen aşağı yorum kısmına yazın. Yardımcı olmaya çalışacağım. Ha şunu sorabilirsiniz. Açık akor, yani açık akor diyorum. Akorlu çalarken, beşli akorlu değil, akor normal triyat akorlu çalarken diyeyim. Triyat akorlu çalarken ritim ne diye sorabilirsiniz. Şimdi ritmimiz aslında sürekli bir akor değişikliği olduğu için çok aksiyonlu bir ritme gerek yok bence. Şu şekilde yapabiliriz belki. Ben o şekilde yaptım. Kanar gibi ölüme. Sözleri yanlış söylüyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Kanar yaramı dalarım. Bir bana geçmez gücün yetmez.
bas bas hepsi bas bas incelere, bas bas incelere. Ya mesela sol minör orada şeydi ya, 1 2 3 4. Burada bu şekilde. Bas bas ince. Ölü. Ölü nota aşağı yukarı. Geçmez sözün, bir bana geçmez, gücün yetmez. Mesela buradaki re minör de mesela, sondaki re minör de mesela bir ölçü ihtiva ediyor. Mesela orada da. Aynı, mesela nakarat nasıl? Öyle dertli, dertli bakma, gören olmaz, gören. Gibi gidiyor. Şarkı bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi çok hızlıca da o iki tane bir melodimiz var. Onu da göstereyim. Buranın tablarını zaten şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Basit. Şimdi yavaşça göstermeyeceğim. Zaten tabları çok açık. Bu kısım böyle. Burada önemli olan şey, burada hem re hem de sol telini tınlatıyoruz. Ha şöyle de yapabilirsiniz. Ama böyle bir cılız kalıyor gibi. Ve o diğer ortada geçen bir kısım var. Neresiydi? İşte o sözün geçmez, gücün yetmez kısmından sonra. Öyle dertli, yani nakaratın ilk akoruna bağlıyorsunuz. Burada ne yapıyorum? Şimdi burada önemli olan boş la'dan sonra birden beşe bir slide. Şimdi burada beşten sonra re'yi tınlatıyorsunuz ama aslında ikisi de re notası olduğu için arkadaşlar, yine ben tabda şu şekilde yazdım. Burada aslında siz alttaki re telinin yerine de iki tane beş de tınlatabilirsiniz yani. De yapabilirsiniz. Farkındaysanız bu şekilde, ama ya da böyle de yapabilirsiniz. Devam ediyor. Burada belki bir süslem olarak değil de gibi yapabilirsiniz. Yani klasik gitara alışkın olduğum için böyle çarpmalar belki hoş olabilir. Gibi olabilir arkadaşlar. Dersim bundan ibaret arkadaşlar. Biraz yani karışık olabilir bu şarkı. Çünkü dediğim gibi birçok metodu var, birçok yöntem var. Palmut var, beşli akorlar var, ritim farklı yapabilirsiniz. Saymak bu şarkıda önemli. Durum bundan ibaret. Eğer aklınızda takılan soru işaretleri varsa lütfen aşağı yorum kısmına yazın arkadaşlar. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Eğer bu kayıt sizler için yararlı olduysa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmazsanız çok 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 sevinirim. Başka derslerde, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın, hoşça kalın ve tabii ki de müzikle kalın arkadaşlar.